Evet, herkese merhaba. Bugün holistik eczaneden sevgili Pınar'la ve benim bir bahara hazırlık sohbetimiz olacak. Şimdi Pınar'ı bekliyorum. Evet, Pınar el salladı ve evet şimdi katılıyor. Tamamdır. Evet, baharda ne yapmıyorsunuz örnek göstermek için böyle niye mi soruyorum? El sallamaya Çıktım. geldi. Merhaba Geldi. canım. İyi. Hoş Sen geldin. nasılsın? Hoş buldum. İyiyim ben. Şey diyordum tam. Baharda ne yapmıyoruz örnek göstermek için böyle ıslak saçlarla çıktım. Çünkü nemden kurumadı saç. Islak saçla çıkmıyoruz çünkü kurumuyoruz diğer türlü. Evet, aynen öyle. Şimdi bahar bir geliyor, bir gelmiyor. Böyle şey gibi mehter marşıyla dans ediyor, hareket ediyor gibi böyle iki ileri bir geri gidiyor. Tabii Aynen. bu da bizi bedenlerimizi yoruyor. Onun dışında benim kaba tabirimle bizi pastörize ediyor. Ani Evet. sıcak, ani soğuk ve ya çatlıyoruz ya pastörize oluyoruz. Peki bu bahardaki dengesizlikten diyeyim. Çünkü bahar gelince de böyle bir mutluluk, bir kıpır kıpırlık da oluyor. Evet. Dikkatler dağılıyor, kafalar bir dünya oluyor. İçeriniz Bunlarla coşuyor diye. içimiz coşuyor ama daha çok hastalanabiliyoruz gibi bir takım durumlar yaşıyoruz. Bunlara neler yaparız biraz bir Konuşalım konuşalım bakalım. dedik. Aynen. Biraz daha böyle bütüncül yaklaşacağız. Yine bizim o holistik mantığına uygun olarak. Hem doğal hem bütüncül nasıl yaklaşabiliriz? İşte bahar alerjileri hepimizin aslında çoğunlukla yaşadığı ya da deneyimlediği ya da etrafından bir şekilde gördüğü bir şey. Çünkü bahar dediğimiz zaman ya hapşıran insanlardır ya böyle o burun dolu, alında belki biraz daha doluluk hissi, işte sinüzit şikayeti geri gelir, rinitler geri gelir, sabah kalkınca belki öksürükler artabilir ya da hapşırmalar artabilir. Ya da kaşıntı olarak da gösterebilir kendini. Çünkü artık şu an hani doğanın coştuğu bir mevsim. Dolayısıyla da işte bütün polenler saçılmış durumda. Ve haliyle Kaşıntı diyen kaşıntılar deliriyor. bizim doktor arkadaşımız vardı. O şey diyordu. Şu hareketi alerjik selam diyordu. Süper. Alerjisi olanlar birbirini böyle Evet. selamlar diyordu. Evet, yani Kesinlikle. burunlar kaşınıyor, gözler yaşarıyor. Yine de baharı seviyoruz ama. Evet. Ama hani baharda da ayakta kalabilmek, dinç olabilmek için. Kesinlikle Peki neler mesela yapabiliriz? İlaçsız neler yapabiliriz aslında? hani ufak bir kızın da var. Ya yani esasında çok da ufak da değil esasında. Hani ilkokul çağında. Evet. Ona bir takım tedbirler alıyor musun? Neler yapıyorsun? Aslında şöyle, ben çok tuhaftır. Alerjik bünyeli bir insan değilim. Ondan sonra hep böyle işte anneme sorarım. Benim alerjilerim var mıydı küçükken? Yoktu der. Fakat ben son 2 yıldır belki işte pandeminin işte o maskenin etkisiyle belki geçirdiğim COVID sonrasında ben de bilmiyorum. Hani buna bir bilimsel bir veri sunamayacağım ama tuhaf alerji atakları geliştirdik aile içerisinde. O hapşırmalar vesaire. Ama genel anlamda neler yapıyoruz? Şimdi burada esas aslında birazcık bağışıklığı da yüksek tutmak. Şimdi artık bağışıklık için daha ne yapacağız? İşte onu kullanırız, bunu kullanırız, daha ne yapalım gibi bir şey ama alerji dediğimiz kısım birazcık o mukozalarla alakalı. Yani oradaki o mukozaların işte tahrişi, kaşınması, ciltte de aynı şekilde, o burun içerisinde de aynı şekilde. Yine hani solunum yanında o öksürükte de yine mukozal bir şey söz konusu. Dolayısıyla ben şu sertuzundan çok yararlanıyorum. Ve hani o mukoza dediğimiz kısımda da 4 numarayı çok fazla kullandırıyorum. Bazen hep böyle sana da soruyorlardır, bana da soruyorlar. Ne kadar kullanalım, ne yapalım diyorlar ya. İşte o bahar dönemlerinde 4 numaralı tuzu ailenize katın. O yanınızda bulunsun. Hem işte çocuklar için hem kendinizde varsa böyle bir şikayet muhakkak 4 numaralı tuzu kullanmalıyız. Bunun yanı sıra bazen şey de olabiliyor. Sulu akıntı şeklinde de gelebiliyor bu.
İşte o sulu akıntı şeklinde geliyorsa hapşırmalar, işte akıntılar geriye doğru, burunda da akma varsa, biz bütün akıntılarda, sıvılarda hep 8 numarayı düşünürüz şu sert sulunda yine. 4 ve 8 numara burada bir yerde kaşınılmaz. Fakat bazen bahar alerjilerinde sadece bağışıklığı da kuvvetlendirme amaçlı da ilerleyebiliyoruz. O yüzden ben bazen 2, 3, 8 numaralı kombinleri çok kullanıyorum. Ve bunu da mesela güne yaydırarak işte sabah 2 numara, öğlen 3 numara, akşam 8 numara olacak şekilde 5'er adet güne yayma şeklinde bir reçete düzenliyorum. Ama diyorum ya, o kişi de eğer alerjiye yatkın bir bünyede söz konusuysa, tüm vücut için konuşuyorum, İşte o zaman da 4 numarayı da muhakkak ekliyoruz. Birinin mikrofondan hışırtı geliyor denmiş ama ben öyle bir şey duymuyorum. Acaba başka hışırtı duyan var mı? Belki sizin kulaklıktandır. Hani onu yoruma yazarsanız bir bizim çözeceğimiz bir şeyse evet. Onunla da bir yandan ilgilenelim. Ben çünkü evet, dışarıda bir yerde olduğum için dışarıdan katılıyorum ama kulaklıktayım. Hani bilmiyorum, bir şey var mı? Ben bir hışırtı duymuyorum. Belki dinleyen kişinin mikrofonunda ya da kulaklığında da bir sorun olabilir. Evet, hani Evet, evet var var derdim. Allah Allah. Ben kulaklıkla konuşmuyorum, telefondan konuşuyorum ama. Bir saniye, cam açık, acaba oradan ses kısılıp sandım açılıyor. ama bir saniye, özür diliyorum. Kiminki ses açılıp kapanıyor? Gelmiş. Benimkinde sorun var mı? Ben konuşurken oluyor mu? Işırtı gibi olsa ben burada konuşamam sanki ama neyse, bir bunu deneyelim bakalım. Umarım geçmiştir. Evet, doku tuzları bağışıklığımız için çok kıymetli. Üç numara da, hani üç numara artık herkesin evinde vardır diye düşünüyoruz. Evet. Özellikle küçük küçük çocuklu olanların ilk acil durum tuzlu diye düşünüyoruz. Peki tuzlarla eksik mineralleri destekledik, vücudu dengeledik. Fakat daha da bir şeyler de kullanmak gerekebiliyor bazen. Evet. Ya da bir takım basit tedbirler gerekebiliyor. Mesela hani şey diyorlar, ben yıllarca alerjiden çok çekmiş biri olarak, işte bu bitkilerin ilk sabah polenlerini dağıttıkları saatlerde, işte mümkünse odanızı havalandırmayın, camları açmayın. Evet. İşte yatak, yorgan, çarşaf o saatlerde balkona yayarak havalandıracaksanız mümkünse bunu yapmayın. İşte sokak kıyafetlerinizle evde, hele hani yatağa yatayım, dinleneyim falan gibi bir şeyler yapmayın. O polenler yapışabilir. Onun dışında bir de hani akar spreyi gibi bir şey kullanılabilir. Aslında şey, biz içeriden değilsek bir de fiziki olarak da bir takım önemli evet. lazım alerji olanlar için. Çünkü o hani dayanılabilir bir şey değil. Arka arkaya hapşırmak, o bir baş ağrısı, bir ağırlıkla seyrediyor. Dolayısıyla yapman gerekeni yapacaksın ama o çevre şartlarını da dediğin gibi ayarlayacaksın. Ve onun için de kesinlikle akar spreyi çok çok mantıklı. O yüzden de hani bir akar sprey, akar nedir? Hani bizim bedenlerimizden dökülen saçlar, deriler, yani sonuçta biz hani bazı canlılar bütün olarak deri değiştiriyor. Biz sürekli pul pul dökülüyor gözümüzün görmediği bir şekilde. Hani yazın güneşten soyulmadığımız sürece gözle görülür olmuyor bu durum. Ve bunlarla beslenen minik böcekler, minik canlılar var. Bunların hani bizim döküntülerimizle bu beslenen canlılar esasında bize dokunuyor ve alerji yapabiliyor. Bunlar için de akar sprey, hani akar sprey nedir diye uzun bir giriş oldu. Evet. Bir akar sprey, yani akarları etkisiz hale getirmek için, hele evinizde bizimki gibi, seninki gibi patili dostlar varsa, akar spreylerin beslenmesi için onlar da tabii döküntüleri konuya dahil oluyor ve ekstra hani müthiş bir alerji yuvası bir ev oluyor. Kesinlikle. Peki şöyle bir ürünümüz var. Bu esasında bunun annesi sensin.
Ah. Hani Aynen. isterlerse holistik eczane sayfasından da bulabilirler. Herbs & Champs sayfasından da bulabilirler. Bu çok amaçlı aromatik bir yağ. Evet. Bu yağı nasıl bir akar spreyi hazırlayabiliriz? Ve Aslında nasıl kullanmalıyız? şöyle, biliyorsun hani uçucu yağların kendi içerisinde belli potansiyelleri var. İşte antibakteriyel özellik, antiviral özellik, antifuka, akarisit etki gibi gibi. İşte o akarisit etki, sen çok güzel anlattın ne işe yaradığına dair. Bazı yağlar var ki diğerlerinin arasında daha güçlü olarak ortaya çıkıyor. İşte antiviral etkinliği, antibakteriyel ya da akarisit etkinlikleri. İşte bunlar ne? Fenol dediğimiz daha kuvvetli bileşenler içeren, tarçın gibi, karanfil gibi yağlar. Bunlar biraz daha etkiye sahip ya da işte gibi yağlar, işte koklar üzerinde etkili. Yani sen ortama onları kullandığın zaman, sıktığın zaman asıl ortamda, havada asılı kalan virüsleri sen durduruyorsun. Sana bulaşmasını, sana gelmesini, zaten senin düşük bir bağışıklığın varsa, alerji etkeni söz konusu ise de buna engel olmuş oluyorsun. Bu nedenle de o tuttuğun yağın içerisinde bu tarz antibakteriyel, antimikrobiyal etkinlikleri yüksek uçucu yağlar var. Çok da basit aslında hazırlanması da. Pınar'cığım bir saniye, onu tarif etmeden önce senin sesin bana da gidip gelmeye başladı. Acaba internet bağlantınla ilgili bir şey mi var? Bir ona bir istersen bir Baktım, bulamadım. yani böyle şey, kesik kesik oluyor. Sen ona bakarken ben bunun içeriğinden biraz bahsedeyim. Başka telefonla katılmaya çalışıyorum. Madem bu kadar rahatsız edici eğer hani Yani böyle gidip gidip geliyor sesin. Ya da bulunduğun yeri mi değiştirsen mi? Ya da çekiş nasıl? Şimdi sen dikkatini ona ver. Ben buna bakayım. Tamam. Şimdi bunun içinde esasında hani dört hırsız yağı diye bir şey vardı. Birden Pınar gidince şey oldu. Dikkatim dört hırsız diye bir karışım var. Bunu artık hani pandemi döneminde çok anlatıldı, çok paylaşıldı. Birçok kişi birçok yerde yerli yabancı kaynaklarda paylaştı. Dört hırsız yağı esasında veba salgını sırasında vebadan ölmüş zenginlerin ya da hasta olanmış zengin kişilerin evine giren dört tane hırsız var. Bu dört tane hırsız işte onların ağzındaki altın dişleri kadar çalıyor ve bir şekilde yakalanıyorlar. Ve bu dört hırsız yakalandığında şey diyor ki işte o günkü hakim, yargıç her neyse diyor size diyor şey yapmayacağım, ölüm cezası vermeyin, idam cezası vermeyeceğim. Siz diyor nasıl hastalanmadan bu insanların evinde soygun gerçekleştirebildiniz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Onlar da uçucu yağlarla karışım hazırlayarak bununla kendilerini koruduklarından bahsediyorlar. Bu karışımın içinde karanfil, biberiye, limon, ondan sonra dört hırsızın formülünü Tamam. sayıyordum. Tarçın ve okaliptus bulunmakta. Ve bu formülü veriyorlar. Fakat hakim de tabii sözünü tutuyor. Onları idam ettirmiyor. Onun yerine giyotine gönderiyor. Yani hani böyle de bir adaletten de kaçış yok. Ya da o zamanın adaleti öyleymiş, öyle söyleyeyim. Bu gördüğünüz ürünün içinde ise bu dört hırsız karışımının içine ilave edilmiş başka uçucu yağlar var. Çünkü hani o zaman o tarihte bu deneme yanılma yöntemiyle bulunmuş olabilir ama şu an uçucu yağlar konusunda çok daha derin bilgimiz olduğu için zenginleştirerek işte her türlü akar akmaz her şeyden Evet. kendimizi korumamız için kullanabileceğimiz bir şey. Evet. Peki ben yağı Kesinlikle. biraz anlattım seni beklerken. Daha Afiyet doğrusu olsun. biraz hikaye anlattım. Yok, Akar spreyi nasıl hazırlayabiliriz? Mesela 10 mililik suyun içi, işte 100 mililik suyun içerisine 10 damla bundan kalkmak yeterli.
Taze hazırlayabilirsiniz. Yani her seferinde işte çalkalayarak kullanacağız. Ben gene haftada 2 kez falan kullandırıyorum. Zaten içerisinde limon yağı vesaire de olduğu için hani koku da daha hoş bir halde oluyor. Bazen de rahatsız olanlar da olabiliyor. Haftada 2 kez değiştirdiğimiz çarşafımıza, yatağımıza, yastığımıza zaten sıklıkla kullanılan bir şey. Hani son yıllarda hayatımıza çok fazla girdi. Halıya vesaire sıkarak kullanabiliriz. Gerçekten kişinin konforunu çok çok rahatlatıyor. Bir de hani şöyle bir şey var. Çocuklarda falan hani bir şeyler uygulamak zordur ama kimse çaktırmadan yapıyorsunuz aslında bu yani. Değişme, çarşaf değişmişken yok bilmem şey yaparken vesaire sen orada onu halletmiş oluyorsun gibi gibi. Dolayısıyla da akar sprey bizim için çok çok Hatta fanfarlı. şey, hani perdeye bazen çocukların Evet. çok kıymetli oyuncakları Oyuncaklar. olabiliyor. Kesinlikle kumaşlar. Bir türlü koparamıyorsunuz, ayıramıyorsunuz onları ondan. Onları için de oldukça güzel bir yöntem. Evet. Ve tabii bu yöntemi biz oyuncaklar ya da perdeler koksun diye değil, oda Evet. sprey olarak değil. Arada kesintiler oldu. Toplayayım konuyu. Akarlardan uzaklaşıp alerjiye yenik düşmemek ya da Çevresel alerjiyle şartlar baş edebilmek aslında. için Evet, fiziksel kullanıyoruz. çevresel şartları da optimum hale getirmek. Eğer daha önce füsun gittiyse bilmiyorum. Hani şu sertifikasyonu tekrar söyleyebilirim. 4 numarayı Bir ufak özellikle. bahsedersen, çünkü o zaman Evet. söylenmişti şey, ses gibi İşte geliyor benim diye. de şeyim oldu bu ses konusu. Eğitimlerde şeyde döne döne anlamadığım bir şekilde aynı döngünün içindeyim. Şu sert uzlarından 4 numarayı özellikle alerjik bünyelerde tercih ediyoruz. Mukozal şikayetlerde tercih ediyoruz. Yani burun tıkanıklığı var. Mesela alerjik burun tıkanıklıkları da çok vardır. O nedir? Mukozal bir şişmedir. Burun tıkalıdır sürekli ve bu mevsimle beraber sürekli bir burun tıkanıklığı söz konusudur bu kişilerde. İşte bu durumda 4 numara kullanıyoruz. Bir de alerjik üründen bahsettim. 2, 3 ve 8 numara. Bunlar biraz daha bağışıklığı arttırmaya yönelik, akıntılar varsa o saman nezlelerine yönelik. 2 numarayı sabah, 3 numara öğlen, 8 numarayı da akşam 5 adet alacak şekilde kendimize böyle bir reçete yapabiliriz dedik. Onun dışında o burun tıkanıklıklarında yine hani aromatik yağlardan da yararlanabiliyoruz tabii ki. İşte çok alerjik durumlarda işte lavantayı kullanıyoruz. Burun açmak için ökaliptüsü kullanıyoruz. Bunlar da hep böyle bir elimizin altında bulunması gereken aromatik olarak hep bir bulundurulması gereken şeyler değil mi? Yani artık şey gibi oldu. Yani böyle bir seri gibi oldu birçok şey. Birçok Yani markanın. esasında hani şöyle Heh. bir şeyle O harika bir şey. böyle bizim Aa, şeylerimiz, harika ev gelmiş. uçucu yağlarımız. Sen nasıl Benim... ilk defa görüyormuş gibi konuşuyorsun. Hayır, rengini ilk defa gördüm. Ben sadece farklı bir renk var bende. Bu, Onu da istiyorum demiş. bizimki bu numune olduğu Evet. için dikişi pirinçsiz olunca bunu kendime aldım. Şeydir ya hani eczacıların, satılmayan şampuanı onlar kullanır. Kimdir diye. Ondan sonra şey, gitmeyen diş macununu onların evinde kullanırlar. Aynen onun gibi. Yok, o çanta gerçekten çok mantıklı. Yani tekli tekli bütün yağları kombine bir şekilde bulundurmak Yani için şöyle de. mesela elime attığım gibi lavanta geldi. Lavantanın her şeyi sakinleştirici özelliği var. Hani bu alerji ataklarında sakinleştirir. Bunları hani buhurdanlıkta kullanabilirsiniz. Bir karışım yapıp yanınızda gün içinde kullanabilirsiniz. Avucunuza damlatıp şöyle yapıp şöyle koklama yapabilirsiniz. Çünkü hani ben de öyle şey, hapşırık konusunda otomatiğe bağlılama kapasitesi çok yüksek birisiyim ve hani konuşamıyorsunuz, gözler sulanıyor, kafa böyle sanki böyle beynim Evet. şeyime, kafatasıma çarpıyormuş gibi. Hani hakikaten o atak geldiği zaman çok kötü oluyor ve hani alopatik tıpta da hani burun spreydi, ilaçtı, bilmem neydi, bir şey kullanabilecek olsanız bile hani onun ağzınızda burnunuzda durması şey değil, Evet. mümkün değil.
esasında o esnada. Ama o çocuğu ağacınıza damlatıp ya da yakanıza, boynunuza ya da bir peçeteye damlatıp tabii biraz vücut sıcaklığıyla ısınmasını sağlayıp koklamak Mantıklı. büyük oranda o hem atağı hem de hani gerisinden gelecek ataktan dağıtacaktır. Aslında şey yapılabilir. Onlar hani böyle bir sprey de hazırlayabilirler kişiler kendilerine ait. Bir alerji spreyi. Öyle değil mi? Bence holistik eczane şey de koyarım. Sprey şişesi. Herkesin böyle rahatlıkla alabileceği ve kendi Tabii. alerji spreylerini hani hazırlayabilecekleri. Bu da aslında çok konforlu bir şey. Yine lavanta damlatarak dediğim gibi işte burun tıkanıkları varsa ökaliptus yanına belki ekleyebilirler. Böyle ben spreyleri de çok seviyorum böyle havaya vesaire sıkmak için ya da işte senin dediğin gibi avucu sıkarak o alerji atağında falan çok çok yatıştırıyor ve rahatlatıyor kişileri. Bir tek şeyde bir okaliptusta senin hep hatırlattığın bir şey vardır. Onu da ne kadar hatırlat istiyorum. Hani bir diyelim ki benim bir alerjim var. Bir de küçük kızımın alerjisi var. İkimiz aynı okaliptusu kullanabilir miyiz? Evet. Ya şöyle, şimdi işte hani aromaterapi çevrelerince kabul edilen işte bütün şeyler var. Ne bileyim, lavantanın türü var, ökaliptusun türü var, nalenin türü var, birçok şeyin aslında alt türleri var. Ve ökaliptusun da globulus dediğimiz bir de radiata dediğimiz iki varyant var, iki türü var. Pardon. Sesin gitti Pınar. Evet, bugün benim şanssızlığım herhalde. Şimdi geldi. Bu sefer fark ettim. Biz özellikle Eucalyptus radiata'yı çok fazla tercih ediyoruz bu tip şeylerde. Çünkü işte 6 ay üzeri çocuklarda güvenilir olması nedeniyle. Ve yine Eucalyptus'la aynı, yine aynı şekilde koku vesaire. Böyle yine aynı açma özelliğine sahip aslında, özellikleri aynı. Fakat içerdiği işte bileşenler dolayısıyla 6 ay üzerine daha güvenli uyguladığımız radyatamız Tamam. var. Peki şimdi dış şeylerden geldik yavaş yavaş. Hoş, ilk önce şey hani çok kullandığımız tuzlarla konuya giriş yaptık Evet. ama hani şöyle düşündüm hani önce odayı bir toparladık, ortamı ayarladık ya da Evet. kendimizi ortama adapte edecek işte kalkanlarımızı Evet. atar sprey ya da işte şeyle aromatik yağlarla Evet. kendimizi şey kuşandık diyeyim. Aynen. Koruyucu kontenlerimizle. Peki yine de hani başka şeyler de gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bir çörek otu yağı spreyiyle ya da uygulama hem içme olabilir hem burnu uygulama olabilir. Hani burnun içini nemlendirme gibi. Hani biraz da bunlardan mı bahsetsek? Mesela hani Buyur. ürün adı vermeden şey mesela Quercetin çok soruluyor. Alerjik Bu dönemde özellikle. dönemler. Evet, hatta hani COVID sonrası kişinin toparlanması için de tavsiye Evet. ediliyor. Biraz da bunlardan mı konuşsak? Konuşalım tabii ki. Bu her zaman için şeydir. En çok sevilen konulardan biridir. Yani ne içelim, ne yapalım kısmı. Evet. Bizler tabii şu sulardan bahsettiğimizde işte mineralleri yerine koyma. Biraz daha kronik şikayetlerden aslında bahsediyoruz. Ama mesela bir çörek otu yağı, bir kuyersetin aslına bakarsanız bir şey gibi savaşıyor hani vücut içerisinde. Bir ilaçmış gibi aslında bazen görevi alabiliyor. Yani özellikle hani çörek otu yağının hani senelerde çok da bilerek kullandığımız bir şey, güvenerek de etkisi kesinlikle var. Ve bahar geçişlerini özellikle tercih edebiliriz. Kuyersetin çok şükür ki artık hani çocuk formları da çıktı. Eskiden sadece kapsüller vardı. Çocukları işte açarak o toz şeklinde onları kullanırdık. Şu an birçok markanın şurup formları var. Kuarsetini rahatlıkla kullanabilirler. Bunların yanı sıra ben hani bu dönemlerde belki biraz propolis olabilir bağışıklığı çok düşük olan kişiler için damla şeklinde ama hani bu döneme daha çok hani hastalanma dönemi değil aslında bu dönem. Bu dönem biraz daha böyle alerjilerin daha işte o toprağın işte uyanması gibi bizim de işte içimizde olan bazı şeylerin uyanması gibi aslında değerlendirmek lazım. Bir hani okullar açıldığındaki o hani takviye kullandığımız takviyeler bağışıklıklardan farklı aslında bu dönemde yaşadıklarımız. Dolayısıyla buna
bakarak değerlendirmek lazım kullandığımız şeylere. Yine işte C Hı. vitaminimizden vazgeçmiyoruz. Evet, güneş açıldı ama D vitaminimizden vazgeçmiyoruz. Yani D'yi hani bağışıklık dediğimizde, hatta birazdan bahsedeceğiz, bahar yorgunluğu dediğimizde, hatta ufak ufak geçebiliriz oraya da. Yine D vitamini söz konusu burada. Bunların hepsinin önemi var ve unutulmaması da gerekiyor. Ya avuç avuç onu kullan bunu kullan değil tabii ki bunlar, ama bize en uygun gelen, daha rahat kullanabildiğimiz, çünkü burada hasta uyumu da çok önemli, süreklilik. Yani alıp açılmış ama bir türlü bitirilmemiş şişelerde bir şeyleri evde tutmanın hiçbir anlamı Evet. yok ve çok da üzüldüğüm bir şeydir benim kendi adıma. Ona İyi belli bir alıcı boyunca kötü yaşamak kullanıcı lazım. olmaya gerek yok. Nasıl? İyi alıcı kötü kullanıcı olmaya gerek yok. Evet, kesinlikle. Ya bunun dışında bir de homeopatikten de yararlanılabilir. Yani mesela şimdi bizler hani klasik homeopatlarız ama hani yurt dışında çok yıllardır kullanılan, denenmiş bazı kombin ürünler var biliyorsun. Bizim de burada işte tercih ettiğimiz işte Hollanda Polenle barış. barışmayı sağlayan Evet kombineler. ve son 3 senedir var bu bizimle. Ve sayısız çok keyifli dönüş aldığımız bir ürün aslında. Hani bu bir ürün değil tabii, bizim böyle hani ekstra kendimizin hani hastalarımıza özel olarak verdiğimiz bir şey, ama homeopatiden hani yurt dışından da bu ürünlere hani ulaşabiliyorlarsa, büyük markaların polenlere dair, alerjilere dair hazırladığı kombineler var. Bu ama profilaktik olarak kullanılmıyor. Ataklarda kimyasal işte modern tıbbın Artık bir tablet ya da kortizonlu bir burun spreyi kullanmak yerine. istemeyenler için ve hani işte ayaküstü oturup da işte uzun bir anamnez vermeyecek, bir kronik bir hastalığının yapısal bir tedavisine girmeyecek ama bunu semptomatik olarak kullanmak isteyenler için evet, etkisiz bir çözüm aslında homeopatide. Bu da hani düşünülebilecek bir yöntem bence. Bir tane şey eklemek istiyorum. Tabii Ondan ki. sonra da hani bahar yorgunluğuna hem bahardaki hem bedensel hem zihinsel yorgunluğa girelim diye Geçelim. düşünüyorum. Evet. Şimdi alerji evet hani dediğin gibi okullar açılırken ki bağışıklık gibi değil. Daha farklı belki direnci arttırmak Evet, için olan yöntem. bir yöntem baharı geçirmek icap ediyor. Ama bazen alerjisi insanı o kadar yoruyor ki enfeksiyon ve hastalıklara da kişiler açık hale Açıklar. geliyor. Bunun için de koruyucu olarak evet bu ürünler, bu etken maddeler ya da doğanın hediyeleri diyeyim, vitaminler, mineraller, yağlar her neyse tabii ki işimizi görüyor. Ama biraz da hani ben çok sevdiğim gümüş suyundan Evet. bahsediyorum. Oraya bakmak Evet istiyorum. evet daha az önce şey Hani yaptım aslında. gümüş suyunun da koruyuculuğunu bu dönemde de ihmal etmemek gerekiyor. Hatta hani şu bizim böyle evdeki aile boyu gümüş suyumuz. Evet. Hani böyle bir şeyi ben hani çocukların çantalarındaki şişelerine ondan sonra işte evde çünkü hani alerjik kökenli bir aileden geliyorum. Hatta hani buna pek gülmemek lazım ama hani annemin dedesi hapşırırken vefat ediyor falan gibi bir böyle dolu dizgin bir alerji durumumuz var. O yüzden hani ben de bundan zamanında çok çektiğim için çünkü o tetiklenen şeyler bir süre sonra yani vücut sahte bir hastalıkla Tabii esasında ki. hiç kimsenin umursamadığı bir durumla vücudun orayı yangın yerine çevirdiğinde Çevirmesi. başka şeylerle açık hale geliniyor. O Kesinlikle. yüzden evet dezenfektan yerine de bunu kullanabilirsiniz. Çünkü bir süre sonra artık hakikaten her yerimize dezenfektan sıkmak, ellerimizi vesaire de yapısını da cilt bütünlüğümüzü de bozuyor. Ve bu da esasında hani en başta dedin ya hani bahar alerjisi illa burun göz değil, ciltte de kaşıntı döküntü olarak Tabii ki. kendini gösterebilir. Hani gümüş suyu içinde alkol vesaire olmadığı için cildin koruyucu tabakasını bozmayacağı için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tercih edebileceğiniz bir yöntem
olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Bunu kendimize not alalım. Holistik eczanenin eczacı dolabı diye. Bu hakikaten bu bahar döneminde bulundurulması gereken tüm ürünlerle ilgili bir de posta hazırlayalım ki böyle Evet. kompakt olarak da bulunsun. Hem rahatlıkla da ulaşabilecekleri yani direkt ürünleri vesaire göstermek açısından Tabii, formülüyle tabii, çok tabii. kıymetli olur. Bahar yorgunluğuna gelelim. Evet. İstersen çünkü sabahleyin kimileri için artık uyanmak bir işkenceye döndü. Bir taraftan aslında çok kıpır kıpırız. Yani işte güneşin olması falan filan biz böyle daha enerjikmiş gibi görünsek de. Ama bir taraftan da böyle bir kafalarda bir şey dumanlılık diyeyim, yorgunluk vesaire bunlar var. Bunlara neler yapabilirizden biraz bahsedelim o zaman. Tamam. Bence bunlara bah yapabiliriz. Şöyle ki tabii ki aromaterapik ya mesela şöyle bir şeyi koklamak da canlandıracaktır. Çünkü Kesinlikle. içinde biberiye var. O da konsantrasyonu arttırıyor. Yani dışarıda bahar geldi. Kuşlar, böcekler, her şey cıvıl cıvıl ama işte belki ders çalışmam gerekiyor. Belki işte çalışmam gerekiyor. Ya da hani ev hanımı olsanız hiçbir iş yapmıyor gibi gözükseniz bile yine de yapılması gereken sorumluluklar var Çok ve hep fazla. o dışarıdaki güzel hava insanın aklını çeliyor esasında. Buna adapte olabilmek için yine uçucu yağlardan faydalanabilir. Böyle bir kombinasyon olabilir ya da tek başına bergamot olabilir. Ama o zaman tabii buralarınıza falan sakın Değinmeden. sürmeyin. Var. Muhtemelen. Bu tip bir şey olabilir. Onun dışında esas hani zihin yorgunluğu ve ruhsal dalgalanmalar deyince hani benim için her şeyden önce Vazgeçilmez. koşar adım bah geliyor. Evet. Evet. Doğru. Bahçe çiçeklerinden faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü aslında bu zaten bizim bir akut duygu durumumuz. Ama bu durumu tabii ki geçecek bu durum. Yani bahar bittiğinde yaz moduna gireceğiz. Ama hayat devam ediyor. Yani aynı mutsuzlukla ya da işte ne bileyim aynı isteksizlikle bu 2 ayda geçmez herhalde. Evet. Dolayısıyla da bunu toparlamak için muhakkak bir bahçe çiçeklerinden yararlanabilir. Peki sence kişiye özel olarak mı düşünmek lazım? Yoksa hani akıllarına gelecek birkaç böyle çiçek var mı? Ya Sen bize söyle. şunu düşünüyorum. Hani evet, ideal olanı kişiye özel olması. Hani nasıl ki tuzlardan bahsettik, işte hani akıntı da şu, şunu da şu ama hani kişinin esas yüzüne bakıp vermek icap eder. Ya da hani klasik homeopati uygulanması taraftarıyız, bundan yanayız. Ama kombinelere de karşı değiliz. Tabii. Çünkü herkesin buna vakti, isteği, yani alerjisi için yapısal tedavi görmek istemiyor olabilir kişi. Hayır, böyle olması gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa remedi kullanamazsın dememek gerektiği Git gibi. kortizon kullan diyemeyeceğimiz gibi her zaman için Tabii. bir yan etkisiz Bahçe özel bir çiçekleri yöntem için ayarlamak aynı lazım. şeyi düşünüyorum. Kişiye özel olan bunun böyle taçlandırılmış hali olduğuna inanıyorum. Ama hani bahar yorgunluğu dediğimizde bahar keyifsizliği varsa mesela ilk akla gelen mastart olabilir. Hani böyle ani mod düşüklükleri, geller, gitler için olabilir. Onun dışında mesela Erteleme. kişi erteleme varsa, evet, yani Baharda bu özellikle. bir balkonda bir oturayım şöyle bir işte cıvıltıları dinleyeyim de işte işe güce öyle devam ederim diyorsa hiç olabilir. Allah'ım bahar atlayalım bir an önce yaz gelsin diyorsa impatience bile olabilir. Evet. Çok huzursuzum şeyim böyle heyecanlıyım modundaysa. Tabii bir de Kesinlikle. şöyle bir bence müfredat ve akışta şöyle bir şey var. Baharın çıkışında hep sınavlar oluyor. O yüzden hani öğrencilikte de yani lise giriş sınavı, üniversite sınavı, üniversitede vizeler, finaller vesaireler hep bu böyle bahar döneminde bir böyle bir sınav şeysi Evet. oluyor. Baharın ucuna Bahar da ekleniyor insanın aslında bu. Baharın ucuna nasıl?
Baharın ucuna eklenmiş sınavlar. Ama sen en stresli, Evet. en çok çalışman gereken zamanları baharda yaşıyorsun ama kafan yok gitmiş Evet. aslında orada da yani. Evet, o yüzden Doğru. insanın da aklı karış karış havada Doğru. olabiliyor, hayallere dönebiliyor. Önünde defter, kitap, hoca anlatıyor, işte çiçek çiziyor filan gibi. Yazın Bunlar ne için de tatil tabii yapsam diyor. planlamak olabilir. Çünkü bu Bilemez. hepimizin dikkatini dağıtıyor Evet. diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen neler eklerdin, neler Ya tavsiye ederdin? kesinlikle klematize katılıyorum. Klimatiz aslında hepimiz için belki de gerekti. Çünkü birazcık da dikkatimizi toparlayamadığımız bir dönem oluyor. Dolayısıyla da bu şey dönem. Yine home beam, aynen ertelemek yani dağ gibi iş var ama ben bir türlü başlamak istemiyorum içimden. Gelmeyip yani böyle bir erteleme hali. Hiç Bence biraz önce olmayabilir. ben hiç dedim yanlışlıkla Diye hornbin ben şey yaptım diyeceğime. Hiç dedim. işte Evet, yok şimdi şey horn diyeyim yaptım. aynen böyle bir itekleyici bir güç olması için kişinin arkasında mustard da aynen böyle melankoli durumlarında çok fazla tercih ettiğimiz şeyler bazen volvox da Beach'i olabilir böyle bir giriş Beach'i dönemi pardon Beach'i de şöyle ekleyebiliriz. ne Böyle olabilir? bahar havası puslu puslu böyle ya yağışlı deyip havayı bile eleştiriyorsanız eğer Eleştireceğim. Çok güzel. yani esasında hani o 38 çiçeğin hepsine uygun bir bahar şeysi Modu var. uydurabiliriz. Modu biliriz. Kesinlikle. Sen bir şey söylüyordun. Ben böldüm onu. Yo, aynen. Bir şey hatta şey de verebiliriz yani. Hep söylüyoruz ya sınava çalışan çocukların annelerine diye hani ders çalıştırdıkları için bir türlü hani tahammül edemediklerinden hep böyle bir mükemmel olsun, iyi çalışıyor yap, böyle yap diye şey yaptıkları için kullanılabilir. Yine bu farklı şeyde. Hani şeyde mesela hani gerçekten bedensel ve zihinsel yorgunluk için olan çiçeklerimiz de var. Evet. Oak ve olive. Hı. Hani kışı zor geçirmiş olabilirsiniz. İşte ne bileyim çok hastalıkla uğraşmışsınızdır ya da başka hani uğraşılarınız olmuştur ve artık hani baharın gelmesi, yaza girecek olmak sizde çok bir şey de ifade etmiyor olabilir artık. Hani böyle ya tamam hani devam ediyoruz ama işte çok da yorgunum Evet. gibi Hem bir fiziken hem düşündüğümüz durumlar ruhen. tabii. Değil mi? Olayım. Evet. Olive ya da oak Aha. olabilir etrafında. Evet. Bunlardan Yine. hani bunlardan bir gerçekten yorgun olduğunuzda hani öyle gücüm kalmadı artık durumlarını kullanabileceğiniz Baş. düşünebileceğiniz çiçekler olabilir. Evet. Tabii yorgunluk deyince yine biz şu sertuzlarından da bahsetmesek olmaz değil mi? Olmaz. Yani aslında yorgunlukta şu sert üzerinde bizim çok fazla sorumuz var soracağımız. İşte uykunuz nasıl? Çünkü uyku kaliteniz güzel değilse ertesi güne o enerjide, o istekte başlayamamamız da çok normal. Nasıl? Yani başlangıcı aslında uykuyla yapıyoruz ya da başlangıcı uyanışla yapıyoruz ve kapanışı uykuyla yapıyoruz. Hiç var mı? Yani o sirkülasyonu muhakkak bizim sorguluyor olmamız lazım. Biz sağlıkçıların işte nasıl uyumanız dalmanızda mı sorun var ya da daldıktan sonra o uykudaki süreyi yani kesintisiz uykuyla ilgili bir sıkıntınız mı var gibi gibi hep burada düşündüğümüz tuzlar olacaktır. İşte 7 numara aslında o şüsner tuzlarından bahar yorgunluklarında günün sonunda bizi çok rahatlatan bir tuz. Masaj etkili bir numara. Kesinlikle öyle. Yani senin uykuya geçişini rahatlatıyor. Dolayısıyla o senin ışıklarını kapatıyor. Ama bir yandan da ışıkları rahat açmanı da sağlıyor. No 7. İşte No 2 o bizim çocuklarda çok fazla verdiğimiz büyümenin, gelişmenin de aynı zamanda tuzu olan. Ben şey diyorum uyusun da büyüsün tuzu aslında 2 numara. Çünkü o kaliteli uykuyu, o uyku süresince o kalitede kalmasına yardımcı oluyor kişinin. Ve o nedenle o gelişim çağındaki çocuklara da 2 numara veriyoruz. Ama bizler de aynı zamanda hücresel olarak sürekli yaşlanıyoruz. Bedenimiz işte kalsiyum metabolizmamız, kemik vesaire sağlığımız aynı şekilde bir yenilenme, işte yaşlanmadan geçiyor. Bu nedenle 2 numara.
Bir de 5 numara var ki Evet. işte o tam bir sinirsel yorgunluk değil mi? Hem Hı. zihinsel hem sinirsel. Sen hani onu şeyde çok fazla veriyorsun, o fosforların içerisinde yaptığın Hı zaman. hı. O gün içerisinde uyku hali gelmesi, çocuklar ders çalışırken özellikle hani odaklanamayıp sürekli uyku halinde olmaları gibi İşte durumlarda o çok tercih ediyoruz. yoğun zihinsel faaliyeti Performansta. durduramıyoruz. Yani Evet. işte hani ne bileyim bir bardak bir şey içtin diyelim ki dibinde bir şey kaldı. Onu lavaboya döküp onu bulaşık makinesine işte koyabilirsin gibi düşünürsek hani yıpransın, yenilensin, tazelensin ve tekrar kullanıma açılsın gibi. Zihin, düşünceler ve beyni kullanmak maalesef öyle değil. Bir açma kapama düğmesi yok. Yani son kalan düşünceleri lavaboya döküp de o düşüncelerden Evet. kurtulamıyoruz. Anlık belki nefesli meditasyonda ama hani belli bir noktada o şart inebiliyor Tabii. sadece. Yani onları da hani kaç kişi biliyor Evet, ya da doğru. bilenler hayatına ne kadar Tabii, uygulayabiliyor? tabii, tabii. Hani keşke uygulayabilsek. Ama hani ve hani esasında o nefes tekniklerini de uygulasak bile bu düşünce yorgunluğuyla zihinde ya da beyinde bir takım maddeler Eksiliyor. eksilmişse Doğru. o da çok kalıcı bir çözüm olamayabilir. Evet. Yani rahatlatır evet ama ertesi gün tekrar, ertesi gün tekrar. Orada artık o biraz yara bandı gibi bir çözüm olmaya başlayacak. Kesinlikle nefes tekniklerine bir lafım yok. Çok Yo etkili yo, ve çok hepsi bir başarılı. bütün, hepsi bir bütün. Ama hepsi bir bütün. Aynen. Bir de üstelik hani bu sınava hazırlanan bir çocuk vesaire varsa ya da yoğun iş programı halinde gergin biri varsa işte öyle nefes al, bunu kapat, buradan al, buradan ver dediğinizde ne diyorsun sen ya diye Tabii. yaklaşabiliyorlar. Uygulanabilir olan kişilerde farklı. Buna açık olmakla alakalı. Evet, Kesinlikle. o yüzden 5 numarayı bu yönden ben çok seviyorum. Zihni rahatlatıyor. O gece düşüncelere boğulmayı engelliyor. Zihni biraz susturuyor. O da susuyor ki dinleniyor. Aslında şey yapabiliriz değil mi? 2-5-7'yi mesela sabah kalktı 2 numarayı kullandı. İşte 5 numara gün içerisinde hani daha uyanık olması için. 7 numara da gece yatarken gibi. İnsanlar böyle hani reçeteleri ne zaman kullanmayı, duymayı Evet. severler daha pratik olması açısından. Seviyorlar. Böyle bahar yorgunluğunda belki böyle bir kombine ya da ders çalışma için böyle bir kombine Olabilir. düşünülebilir. Olabilir. Esasında fark ettiysen 2 kalsiyum Evet. fosfat, 5 kalifosfat ve 7 de magnezyum. Magnezyum. Yine fosforla. Aynen. Fosforluların yani o enerjinin açığa çıkması için gereken fosforların Evet. tümü içermek gerekiyor. Doğru. Aynen. Hı. Yo şey bahar yorgunluğunda aslında şey hani takviye olarak ne kullanalım mı şey yapıyorum ama ben takviyeden ziyade mesela bu yöntemleri daha çok seviyorum gibi galiba diyeceğim. Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine hani vitamin, mineral vesaire hani D vitamini diye bastırıyoruz ya. Olmazsa olmazlar vardır. Magnezyum, D vitamini gibi. Bunlar muhakkak zaten hayatımızda olabilir. Epsom tuzundan çok yararlanabiliriz bu dönemde. Bizde Kesinlikle. özellikle olan o da bir magnezyum sülfat, bir magnezyum türevi. Hı. İnanılmaz rahatlatıyor. Çünkü deriden emilen türevidir magnezyum sülfat, magnezyumun. Ve akşamları işte siz No7'yi kullandığınızda bir de bir ayak banyosu haftada bir iki kez o magnezyumlu şeyin içerisinde işte leğenin içerisine onu koyduğunuzda da muazzam rahatlatacaktır. Ve çok da güvenli de bir yol aslında bunu kullanmak Tabii. için. Değil mi? Esasında şöyle bir durum da var bu sene. Hani hem bahar hem Ramazan'a denk geldi. Ve hani genelde birçok sistem ya da Tabii. din ya da hani ekol tam doğru kelimeyi bulamamış olabilirim. Bahara girerken bir takım detokslar tavsiye ediyor Doğru. esasında. Ve hani oruçta
Tabii ki detoks olsun diye oruç tutmuyoruz. Evet. Ama Ama sistemimizi faydaları da. arındırıyor. Yani faydalarından bir tanesi de tabii ki bu. Ve bu esnada bence hani bu detoksun da ya da nasıl söyleyeyim orucun detoks gücünü arttırmak için, pekiştirmek için kirlerden de faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Doğru. Mesela şöyle ben de Zoe, şey değil mi? vapurlardaki şeyler gibi ben. Atar şeyin. Elimde görmüş olduğunuz, şu an elimde tutmuş olduğum Zeoli. Kendi adıma çok faydasını gördüğüm bir ürün. Kil deyince hep akla şey de gelebiliyor. Hani bağırsakları çalıştırır mı, işte kabızlık yapar mı? Özellikle zeolit olan aksine bağırsakların daha rahat çalışmasını sağlayabiliyor. Bu yine hani Ramazan döneminde ihtiyaç duyulan bir şey oluyor esasında. Tabii bol suda erit içmek Evet, gerekiyor. evet. İftar sonrası Onun gibi mi? İftar sonrası değil mi? gibi Daha iftar çok. sonrası gibi. Yani bu hani gıdalarla aldığımız ya da bir şekilde işte hani kışın daha çok hava kirliliği oluyor maalesef. Daha kapalı ortamlarda kalıyoruz. Ve bunlar haliyle hani çok temiz yaşadık, çok temiz beslendim, işte ne bileyim saçımı boyamadım, işte kimyasal hiçbir şey kullanmadım, deterjanımı kendim yaptım desek bile bir takım yükler olabiliyor vücudumuzda. Bunların da uzaklaşmasını sağlıyor esasında. Hani bu bahar dönemini biraz da arınma içinde kullanabiliriz. Çünkü bu arınmayla yaza daha taze, daha dingin çıkmak mümkün. Bahar yorgunluğu dediğimiz şeyden daha şey yapmak, daha hafif atlatmak, Atlatmak. belki yaşamak mümkün. Kesinlikle. Hani uygun probiyotikleri kullanarak, İlerlemekte. yani belki hani dinleyenler şey diyebilir. Bu söylediklerinizi biz yaz kış yapmamız gerekmiyor mu? Tabii ki ideal olan o ama hani burada bir itirafta bulunayım. Hani ben kendim bunu yaz kış yapamazken sizlere bunu yapmanız lazım nasıl diyebilirim? Ben diyemem. Ama en azından dönemsel kürler halinde hani mevsim geçişlerinde hiç değilse bunları yapmak bizi yaza ya da kışa daha iyi hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle kıştan farklı bir yorgunlukla çıkıyor beden ve işte hele de şu an yani pandemide eminim hani kışın bir korona geçirmiş kişiler var. Bu da aslında bir virüs yükü kişinin üzerinde. Tabii. Bu da bir yorgunluk nedeni. Ve biliyorsunuz hani hücresel yaşlanmaya neden oluyor. Koronavirüsün genel olarak hani özelliği de bu. Bizim orada Evet. hücresel yaşlanmanın önüne geçmek, o hücresel enerjiyi arttırmak, metabolizmamızı daha hızlandırmak, karaciğerin o detoks görevini aslında arttırmak için yaptığımız bir şey. Yine zeolit, yine ben hep süslerci olarak konuşuyorum ama süslerin yine bahar kürü var. Bu şekilde yararlanılabilecek. Burada hani işte 10 numaralı tuz gibi eliminasyonu gerçekleştirecek olan tuz. İşte 9 numara gibi protein metabolizması ile ilgili olan, bu aynı zamanda kilo vermeye de yardımcıdır. Yani işte şeker alımı, evet, Bahsedelim. yoğun olarak işte yağ yakımından da sorumludur. Çünkü yağ ile alakalıdır ve 9-10 numara birlikte hem detoks olarak da hem de o yağ metabolizmasında da çok güzel işler. Çünkü hani karaciğer üzerinden siz 6 numarayı da buna eklediğinizde tam bir detoksun içerisine girmiş olursunuz. Böyle bir kür gerçekleştirmek Yeterince için de magnezyum da gerçekten. aldıysanız esasında. Çünkü yani magnezyum çok fazla vücuttaki reaksiyonda Görünüyor. kullanılan bir mineral. Onu da hani Epsom banyoyla aldığınızda sizde nesi yok? Kesinlikle. Ya burada aslında bir programa girmek lazım. Yani şöyle, şimdi sınava hazırlanan bir çocuğa kalkıp da belki detoks umurunda olmayacaktır yani hiçbirimiz için. Hani benim çocuğum da şimdi sınava girse, dur ona bir bahar detoksu yaptırayım, belki aklıma gelmeyecektir. Ona daha çok işte ders çalışması, konsantrasyonuna yönelik bir şey yapacağım, öyle değil mi? Ama uzun süreli işte kışı hakikaten zor atlattık.
sürekli bir hasta olduk. Yani bir mücadele halindeydik bir şekilde. Hani aileniz öyle geçti. Ondan sonra işte o zaman gerçekten bir detoks ihtiyacımız var demektir. O detoksu yaptıktan sonra, ama bunda hala aromaterapiden yararlanabilirsiniz. Siz hala akar spreyinizi kullanabilirsiniz bu sürece gerçekleştirirken. Yine aromatik yağlardan yararlanabilirsiniz. İşte gümüş suyunuzu yine Yani kullanabilirsiniz bunları yaparken. Her şeyi aynı anda hiç mi içemezsiniz. Ama hiç fizike mi zaten? içmeyin zaten, aynen. Ama bir fiziksel işte kalkanınızı yanınıza alıp, bir de içeriden desteğiniz neyse onlara karar verip, hani onu mu bunu mu demeden bir karar vermek aslında bu yola gitmek Bir şey gibi hani bahar temizliği yapıyoruz, lazım. yazlıkları kışlıkları çıkartıyoruz, değiştiriyoruz, havalandırıyoruz, işte ne bileyim dolapları indiriyoruz, hani belki kitaplığı bile indirip temizliyoruz, hani onu yazlık Tabii. kışlık Ve iklim iyi de muhabbetinde. geliyor. Yani ben Başak Burcu olarak, daha mesela şu an zaten temizlik dediğinde ben böyle gözlerim şey oldu. Ay, şu dolapları indirsem ve temizlesem falan moduna girdim. Yani bu Hakikaten bunun herkes bedenimizin de ihtiyacı var. yaptığımız gerekiyor. Evet. Belki bu dönemde hani tabii biz diyetisyen değiliz ama Tabii. hani toksin yükü arttıracak işte kahve, çay yerine işte yeşil çay gibi, rezene gibi ya da işte kili kullanırken bu toksinleri atmak için kişnişi çok sevdiğini biliyorum. Evet. Rezeneyi Yağ çok olarak. sevdiğini biliyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bunları kullanmak, bu çaylardan faydalanmak. İşte belki tabağımızdaki yeşillik miktarını arttırmak. İşte Arttırmak. olabildiğince şey ne kadar olacak bilmiyorum ama glutenli, şekerli şeylerden, Uzak durmak olabilir. süt Tabak çekirdeği ürünlerinden. yağı kullanabilir kişiler aynı zamanda. Çocuklarda özellikle. Hani o parazitler, bağırsak temizliği vesaire yapabilmek için de işte kabak çekirdeği yağını içirebilirler probiyotiğin yanı sıra. Bu da bir temizlikti aslında, bağırsak Tabii. temizliği dediğimiz Tabii. kısım. Aynen, hani bahar bir amaç olabilir yani, işte glutensiz beslenme için ya da işte süt ürünlerinden uzaklaşma için gibi gibi, hani kademeli olarak bir geçiş yapılabilir. Onlar da tabii ki enerjiyi yükseltecek. Yani çünkü Tabii. çok Ve hani muazzam bir kendimiz destek için bir sağlıyor. şey yapmak da iyi Evet. hissettiriyor. Şirket kopya vermiş, gümüş sulu akar spreyi de var. Evet. Evet, biz onun gümüş suyundan ayrı bahsettik, akar spreyden ayrı bahsettik ama süper kombo bir ürün Evet. yapmak istiyorsanız evde kendinize Birleştirerek de gümüş kullanabilirsiniz. suyuyla akar spreyini birleştirebilirsiniz. Bir daha tarifini versene Pınar'cığım. 100 milim 100 ml suya suyun kaç gram var? içerisine 10 damla o aroma defanstan yapabilir. Yani adı üzerinde aslında defans. Yani koruyucu, sen dedin ya bir kalkan oluşturmak için kullanalım diye. Bundan yararlanabilirler. Yarı yarıya belki gümüş suyuyla kullanabilirler. Gene bizdeki o the base olarak. Ya da hani ayrı ayrı kullanabilirler. Bazen hani ayrı ayrı da kullanmak tercih edilebilir karıştırmadan. Ama böyle 100 milim 100 milim taze hazırlanırsa daha iyi olur bence kullanım açısından da, hani şişede durmaması için bu şekilde kullanabilir. Ama çok geniş yüzeylere tabii hazırlanacaksa 500 milimlik de yapılabilir. Yine aynı oranda 50 damlaya çıkartacak şekilde yapılabilir o da. Evet. Yani az az yapılmasını tavsiye etmemizin sebebi hani bunlar doğal ürünler. Hani içinde ürünü korumak için, ürünü düşünülerek konulmuş hiçbir şey olmadığı Tabii için koruyucu olmuyor orada. siz onu kullanıp tüketmediğiniz zaman yani kontrolden çıkabilir ürünün Tabii kendisi. tabii. Hani bir parça en güzel yöntem diye hani öyle küçük Aynen. küçük hazırlıyoruz Yok, diyoruz. neden bile biliyorsun, hani biz akar spreyi çok hazırlıyoruz, hani danışanlarımıza istiyorlar, veriyorlar. Ben mesela bir sonraki işte görüşmemde hani akar spreyimizi de kullanalım dediğimde evde var diyorlar. Ama mesela çok uzun aylar geçmiş onun üstünden. Yani muhtemelen onun yarısı uçtu. Ya bilemiyoruz kontamine oldu mu, su ne durumda. Tabii. Evet, uçucu yağların bir şekilde bir hani antimikrobiyal özellikleri var ama hani bu sonuçta bir tayin edilmiş durumda değil yani. Hani o ürünü verirken biz bir tayinde bulunmuyoruz. Hani bu kadar mikrobiyal üreme Tabii. olarak şu kadar süre içerisinde diye. Ya Normalde da hani kaloriferin yanında kalmış olabilir, güneş görmüş tabii. olabilir. Ya üzerinden bir kış geçmiş mesela, kaloriferli bol bol hani şeyin yandığı, hani ısının yüksek Tabii. olduğu evlerin içerisinde ve hani taze hazırlamak açısından böyle tavsiye ediyoruz. Ama hani düzenli kullanımda büyük bir şey, evet, hani tüm evlere sıktığımızda falan çok daha konforlu tabii ki bitiyor.
Düzenli Tabii. kullanan kişiler hani demesinler eyvah ben büyük hazırlatıyorum kötü bir şey mi oldu? Hayır, asla değil. Benim sözüm hani düzenli kullanılmayan tam olarak alışkanlığı geliştirmemiş. Hani o 500 milimi alıp kenara koyup hani o bir yıl boyunca onu Tabii. Ya da kullanmaya çalışmakla alakalı. bir kişiye kullanılıyordur ya da bir kişi kullanıyordur sadece. O zaman da hani o 500'lük hakikaten hani Büyük kalabilir. büyük kalabilir. Evet, Şimdi sen şehir dışındasın, vaktin var mı bilmiyorum ama biraz evet. da zayıflamana yardımcı olur dedin Tuzlar'dan. Orada Evet. birden izleyici sayısı arttı. Hepimiz için geçerli olan şey. Bahsedersen hani Şöyle yani şey değil. Hani herkes şunu bir şey yapsın. Siz bir diyet yapıyorsanız, bir yola girdiyseniz ya da hani diyet demeyelim belki adına sevimsiz oluyor ama bir sağlıklı yaşam yoluna girdiyseniz. Hani ben artık sağlıklı ve dengeli besleniyorum. Porsiyonumu ayırıyorum vesaire öyle kullanıyorum diye böyle bir yola girdiyseniz. Bazı mineraller, bazı tuz yolları sizin bu yolda destekçiniz oluyor, arkadaşınız oluyor. Ve hem bu işin daha sürekli olmasını hem de hani o dirayet geliştirmiş, dirençli o kilo kırılmaları durumu vardır. Ya da bazen işte bazı şeylerde mücadele edersiniz kendinizde. Yiyeceğim, yemeyeceğim, hayır, hayır, evet, evet falan diye. Şimdi benim gibi çok yemeği sevenler beni anlayacaktır zaten. İşte böyle kırılma noktalarından gerçekten minerallerin ya da şimdi bahsedeceğim birkaç tane daha işte önerin faydası çok büyük. Mesela 9 numara az önce bahsettiğim gibi çok kıymetli. 9 numara yağ metabolizmasından sorumlu. Hani genelde mesela şimdi bende de göreceksiniz böyle çift gıda oluşumu. Ben hani zayıfken de gıdığım vardı birazcık bir miktar. Ama demek ki bakın 9 numaraya yatkınmışım. Sonrasında kilo aldım. Hani aslında bunu da gösteriyor bir yerde diyoruz ya. Üçüncü sert tuzları kullanıyoruz diye. Bazen yağlı bir cilt olabilir. Bazen olmayabilir. Ama hani daha çok bu hani yanakların daha şişkin olması. Daha hani tombul görüntü aslında 9 numara. Ama bu tombul görüntüden farklı olarak sizin son zamanlarda daha fazla artmış olan iştahınızı da 9 numarayla dengeleyebilirsiniz. Onu eklememizin nedeni hücrelerimiz hep diyoruz ya, hep yaşlanıyor, yaşlanıyor, yaşlanıyor. İşte metabolitler atıyor, eski hücreler işte dışarıya çıkıyor, atılıyor. 10 numara işte bu dışarıya atılmış olan o hücreleri süpürüyor, atıyor, temizliyor. Eliminasyonda yani o temizlikte çok kıymetli. Bu yüzden işte 9-10'da bile birlikte çok güzel çalışıyorlar. O yüzden 10 numarayı da yanına ekliyoruz. 8 numara ödemi olan kişilerde suyu az tüketen, işte ödemle ilgili şikayeti var. Sabah uyanıyor yüzü gözü şişmiş, eller şişmiş. Mesela 10 numarayla yine çok güzel işliyor. 8 numara o su tutulumdan sorumlu. 7 numarada kabızlık da koyuyoruz. Şimdi bunların hepsini aynı anda kullanmak zorunda değilsiniz. Ama kendinize uyanını buradan seçebilirsiniz. Bence bir diyetin içerisinde hani hep diyoruz ya magnezyum olmazsa olmaz. İşte D vitamini gibi. Keza şüphesiz 7 numarada öyle. Olmazsa olmaz. Çünkü o hem metabolizmayı yardımcı oluyor, çalıştırmaya yardımcı oluyor. Hem bağırsakları çalıştırıyor. Rahat uyumanızı sağlıyor. Sizin hani o uyku döngünüzü de güzel sağlamanız lazım. Hepsi bir bütün bu sistemin içerisinde. Çörek otu yağından az önce bahsettim. İnsülin direncinde de çok fazla kullanılan bir ürün. Yani sabahları aç karnı aldığınızda gün içerisindeki o insülin direncini de çok rahatlatan ve sıvı olarak tüketebilirsiniz. Kapsül olarak da alabilirsiniz. Gün içindeki o iştahı inanılmaz rahatlatan bir ürün. Zayıflamada. Doğada çok Deneyin kullanın şifa ve lütfen. çok faydalı şeyler var ama tabii Kesinlikle. mutfakta da çok baştan çıkarıcı şeyler olabiliyor. Belki Evet. onları yani mutfakta da detoks yapmak Mutfakta detoks bambaşka. Tabii bizler dediğim gibi diyetisyen değiliz. Sadece bir şeylerin bazı hani nasıl olabileceğini idealinden bahsedebiliriz. Ama kişiler lazım. zaten bir diyet yapıyorsa, zaten bir şekilde devam ediyorsa yani bu şey gibi hani dönem dönem her sene bir furya çıkar ya zayıflama ürünü furyası. Evet. Bu sene ne çıktı bilmiyorum galiba yok şu an. Kimse umursamadı sanırım bu sene. Her sene böyle bir furya çıkar böyle herkes hani onu içtiğinde tak diye zayıflayacağını falan hani düşünür inanır Şey diyeyim.
Yoğurtlu bir takım kürlere denk geliyorum şimdi. Hiç dikkat etmemişim demek ki ben de. Bu öyle bir şey değil. Yani bu aslında sizin sağlıklı yaşamınızı da sağlayacak bir şey. Yani bu söylediğiniz şeyler. Şimdi çörük otundan bahsederken diyoruz ki insülin direnci ama aynı zamanda bağışıklığı da kuvvetli. Yani bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Hani çok Tabii. yönlü olması aslında Tamam. tek bir şeyin. Ya bence en kıymetlisi bu. Yani bir magnezyumun bütün işte metabolizma faaliyetlerine girmesi, işte insülinin salınmasından ne bileyim işte kas Belli. yorgunluklarına kadar vesaire gibi gibi. Ya bunlar çok önemli. Bence buna dikkat etmek lazım kişisel bir şey kullanırken. Bir de önceliğinize karar verin. Her şey çok güzel. Hepsini aynı anda kullanmak isteyebiliriz şüphesiz ki. Ama bir şeyde yapmak lazım değil mi? Bir dengede de Evet. Yani bir kullanmak yerden lazım. tabii başlamak gerekir ama hepsini aynı anda heybeye doldurmamak lazım. Tabii. Sadece şöyle bir şey yapabilirsiniz belki. Tuzların kompleks formu var. Hani şimdi burada bahsetmediğimiz tuz bir yine öksüz tuz 12 numara ikimizin tuzu Evet, kaldı galiba. aynen. Acılı olduğunu Onun anlıyorum. evet, şeyler böyle beyaz suratlar. Onun dışında hani bu bahsettiklerimizin hepsine ihtiyacınız var gibi de Evet. düşünüyorsanız, böyle bir sonuç çıkarttıysanız, bunların bir arada olduğu kompleks bir ürün var. Ondan da var ama şimdi onu almamışım yanıma. Bunu da gösterirdim yoksa. Elimde görmüş olsanız olmadı. Hani bununla bir giriş yapabilirsiniz belki. Ya da bu ihtiyaçların çok yoğun olduğu dönemde hani her birinden bir sürü kullanmak yerine bir kompleks tedarik edip daha sonra hani yani o bittikten sonra ortaya çıkan Şikayet eksikler özel. Aynen. neyse öyle devam edilebilir ya da sağlıklı olma halini devam ettirmek için kompleksle de devam edebilirsiniz. Ama onun dışında diğerleri için hani her dakika bir yerinize bir şey sıkmak işte çörek otunu içtim onu yedim bunu yedim ya Tabii, bu sefer tabii. Bu şahane yemek sağlık yemeye anlamında vakit kötüleştiriyor olmayacak. yani bir de. Hani sistemi ve sevdiklerinizi strese sokmadan Pınar'ın dediği gibi öncelikleri belirleyip bir takım tercihler yapıp bir sıralama yapıp ona göre yapabilirsiniz. Ya bizler buradayız. Eczacılar Evet. olarak, sağlık profesyonelleri olarak nereden başlamanız gerektiği konusunda hani birçok meslektaşım da bizler de size zaten hani şey yapıyor oluruz, destek oluyor oluruz nereden başlayayım konusunda. Ama bu yayınlarla da ufak tefek işte notlarla böyle birkaç aydınlanma neler yapabiliriz de konuşmak da çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Ama günün sonunda diyorum ya böyle holistik reçeteleri olarak bir post yapalım ki herkes de şey yapsın. Not olarak alsın. Yani dinleyecek vakti olmayan ya da hani not almak gibi bir şey durumunda Evet. bırakmadan öyle bir şey ayarlayalım evet en kısa Sorular zamanda. var mıydı Resmi'cim? Bilemedim ama ben varsa hani Sorular onları geri mı? toplayıp Tamam. Bir dakika bakıyorum. süremizi bayağı güzel yapmışız. Gerçi ben indim çıktım Nasıl? derken gene biz hani kesintisiz bir saat hiç farkına varamadan konuşarak. Evet. Biz geveze bir ikimiz. Evet. Bu arada ben hatırlatmak istiyorum sen şeyi bakarken. Tamam. 11-12-13 sanırım yoksa 10-11-12 mi? Mayıs'ta bahçe çiçekleri eğitimimiz Hı olacak. Şey yapmıştık, duyurusunu yapmıştık. Az önce bahsettiğimiz bahçe çiçeklerin daha Bazı böyle çiçekleriyle ayrıntılı. zayıflayabilirsiniz deyip. Nasıl? Bahçe çiçekleriyle de zayıflayabilirsiniz deyip. Bu ara bana en çok sorulan Oo, çok haklısın. Ben onu nasıl düşünemedim? Evet. akar sprey ile gümüş sprey farklı mı farklı alanlarda mı kullanılıyor diye bir soru gelmiş. Sen onu Yani cevaplarken şöyle, bir soru aradım. şimdi akar sprey dediğimiz şey işte akarisitler, akarisit etkili vücutta maalesef vesaire dediğimiz el içerisinde çevresel koruma, fiziksel dış aslında çevreyi koruma amaçlı havayı vesaire. Gümüş suyu biliyorsunuz hani iyon, gümüş iyonuyla oluyor. Gümüş suyunun evet antiseptik özelliği çok yüksek. Ama bir taraftan da işte yara iyileştirme, antiseptik gibi gibi birçok özelliğini de barındırıyor.
Birbirinden farklı şeyler bunlar tamamen. Biz hani kombinleyebiliyoruz. Akar spreyin içerisinde gümüş sulu olarak yapabiliyoruz. Ya da hani ayrı ayrı kullanılıyoruz. Gümüş suyunu direkt genelde böyle hani elimize vesaire de sıkabiliyoruz. Hani akar spreyi daha yoğun olduğu için, işte biraz daha böyle fenol vesaire içerdiği için hani çocuklarda falan evde mümkünse sıktırmayın diyoruz. Yani onu biraz daha havaya, o temizlikte kullanmayı istiyoruz. Alan temizliği şeyler. Haşimoto tiroidi olan hastalar için ne öneriyorsunuz? Oh. O ayrı bir yayın konusu ama en yani kabaca sağlıklı gluten beslenme. Evet. kesin hayatınızdaki stresi azaltmaya çalışın Evet. gibi. Yani o bambaşka bir Yani olmazsa olmaz konu. takviyeler var Hashimoto'da, ama tabii ki o bir uzmanla ilerlenmesi gereken bir şey, hani doktorunuzda. Hani tek bir oradan oradan o olarak değil de bir kişinin bütün olarak size ele alıp birlikte elini tutup yürümesi gereken bir şey. Ama sizin burada yapacağınız, sizin için en kıymetli şey hakikaten o sağlıklı beslenme kısmı. Bence iki öğün beslenme, glutensiz kesinlikle beslenme çok Eklem çok sağlıklı. sağlığı için hangi numara? Hep başa Valla dönüyor eklem konularda. sağlığının türüne bağlı. Yani şöyle, hani biz iki numara eklem sağlığı, hani böyle prospektüs bilgisi gibi baktığımızda iki numara eklem sağlığı deriz, ama hani bu yedi numara da olabilir, ama kıkırdak sıvıları azalmıştır, sekiz numara olur. Enflamasyon vardır orada. Esneklik sorunu vardır, bir numara Heh, olur. ha aynen, osteoporoz vesaire gibi bir şey. Enflamasyon vardır, yani 12 numara bile kullanırsınız. O yüzden bu çok kronik bir şey olduğu için bence yüz analizi. Yani şu sırada yaptığım Bronşit yüz analizi. semptomlarda akciğeri desteklemek için ne yapılabilir? Bromelin kullanabilirsiniz. Akciğer zarını kuvvetlendiriyor. Bronşit benzeri Hı semptomlarda hı. diyor. 4 numara kullanabilirsiniz. Gene Dört mukozal numara membranı şey kullanabilirsiniz. yapmak için. Enflamasyon, işte ödem vesaire bir şey varsa 3-8 düşünülebilir. Bromelain kesinlikle katılıyorum sana. Günlük yağ işe yarayabilir. Lavanta günlük yağı, ikisini karışımı. Günlüğün de çünkü böyle bir özelliği var. Rahatlatıcı, evet. Belki Rahatlatıcı. nivoli bir oda çayı Hı eklenebilir. hı. Aftlara remediniz var mıdır? Var tabii. İlk aklıma boraks geldi ama Olabilir. Boraks olabilir. bir bakmak gerekir. Kalsiyum bile olabilir yani, ağız içinde yaralar. Evet, Yani birçok şey olabilir. şeyleri Semptoma bakmak soruları lazım. Nasıl yaşadığınıza çok güzel bağlı. anlıyorum. Nasıl? Soruları görmek de çok zor. Bir soru okuyorum, hop aşağı iniyor. Bunu en başta mı Evet. bakmak lazım acaba? Hop Olabilir. Ben de tekrar iniyor. göremiyorum. Ben hiç şey yapamıyorum. Ne aşağı çekebiliyorum, ne yukarı çekebiliyorum. Onu anlamadım. Bu şekilde kaldı. Artık Bana da soruları olmadı, sustum. Ece yardımcı olduğu için şey oluyor. Biri yani tabii ki katılın, sizler dinleyin diye yapıyoruz ama biri katılınca hop beni galiba aşağı atıyor ya da Bunu şey yapmak lazım sanırım. Yorum becerelim. kapatarak mesaj olarak geliyor ya. Ve hepsini toplu bir şekilde görüyoruz soruları. Yani biz o tabii. Anladım. Ses Onu nasıl ederken tamam. yapacağım ama Şey yapalım. galiba bu kadar. Çok başa geldim çünkü mikrofonda hışırtı var, soruları var. O zaten çok baştaydı. Tamam. Zaten Evet, yayınladıktan sanırım sonra altına soru gelirse sorular bu görürüz. kadar. Cevap Ama veririz. hani bunu kaydedeceğiz zaten. Göremediğimiz, atladığımız ya da sonrasında dinlerken aklınıza gelen bir soru olursa bunun altına yazarsanız en kısa zamanda cevaplamaya çalışırız. Aynen. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sohbet etmeyi de özlemişim seninle. Aynen, sohbet havasında. Dileriz herkese faydası olmuştur. Sevgiler diyorum Umarım. herkese. İyi hafta Evet. sonları. Sağlıkla. İyi hafta sonları ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.